Әмді ұсламның асаслық мәқсіті не мәсіламын ке? ұсламның мәқсітінің бір әғіз, яқы бір жүмілі өлен тұныштыға вақтыда, инсанның дүния вә ақыретті бәқсі саадетгі башлайдыға елін деп тұныштырамыз. Бұл қысқыш тұныштырыш. Қош. Чүнкі ұслам дейіні барлық инсанлар, пәкәтілі мұсыман емес, әмісі едайет әпкеген, адалет әпкеген, erkinlik hep gelgen, insani hürmet, insani hukukların hep gelgen deyindir. İslam'ın maksadı insanın dünyalık olsun ve ahiretlik olup kalsın. İnsanı paydalık hep gelirken her kandak nesini yol koyup gelgen. İnsanı paydalık boğan nesini kanunlaştırgan. İnsanı paydalık boğan nesini himaye kılış için gelgen verdi. Şu vaktin özü de insanın meyli dünyalık olsun, ahiret koyup kalsın, onun ziyan hep kıldığı nesillerini çekleş, ya tusaş için kendi. Bundan sonra bir etkili vakti de İslam'ın ki asaslık noktası insan. İslam insan hitap kıl. İnsanın aklı hitap kıl. Kalbi hitap kıl. Vicdanı hitap kıl. Hissiyatı hitap kıl. Ahir kurulması da, ya ahir nişanda, muş insanın yaramlı, kabiliyetli, dünyada mı netice kazanırken, ahiretim netice kazanılan aynı bir insan yetiştirişine maksat kıl. İslam'ın ki akide kısmı karsak İslam'ın akidesi İslam'ın ki dünya göz karşıydı. İslam tevhid akidesi arkalık akidini ve dünya göz karşını ıslah kılışını maksat kıldı. Kalbini paklaş, insanını teyyarlaş, yak insanını paklaş, yak insanın nefsini saplaştırış arkalık, adimilik ne himaye kılış ve güzel ahlaklarını kogdaşını maksat kıl. Hoş. Üçüncü din, vatan olsun, yak dünya olsun, yak zimin olsun bunu güllendirişini, terakki kıldırışını maksat kıl. Bunu yığınçaklığa vakti de, birisi İslam'ın maksatı tevhid, dünya göz karşı ile, İkincisi tezki edip atayımız ayetimi alaytılık edilgen, Adem'in Adem kıldığın, Adem'in kovdaydıgan neyse kalbini paklaş. Üçüncisi terakkiyat güllendir. Meyli maddi cihetten terakkiyat olsun, meyli manevi cihetten terakkiyat olsun, İslam'ın en çok maksini, muş üç neyse kulasılığın oldu. Biz manevi cihetten terakkiyat vakti de en adlisi Müslümanlıkla edip etsek, destlaplı Müslümanlıktan, ikinci baskıç müminlikten, onun yukarı baskıçı muhsin, yani ihsan derece terakkiyat kılış, teşebbüs kılın. Şu vaktin özde maddi hayatımız mı? Bir çare halet demez. Kembegal halet demez. Ya veyran halet demez. Belki o mu gülleniş, terakik ediş, başka insaniyetki örnek oğudek yüksek seviyeye yitiliş talep kıl. Bu ne oldu Kur'an-ı Kerim'de mi alaydı? Dedi bu. وَالَّذِ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْزِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهِ Seninki zeminini güllendirişin, terakki kıldırışın talep kılın sende. Zemin, bir bütün zeminini görsün. Dünyalığını görsün. Meyli siyasi terapi ile, meyli iktisadi terapi ile, meyli maddi terapi ile, manevi terapi ile güllendiriş talep kılınan. İnsanın yaratılışına maksusun birisiydi. Hoş. Hem de, yani bu gibi biraz devamlaştığı vakti de, bu bahs-ı saadetini hem insan izleyin. Doğru. Amallık, hatircemlikini hem insan izleyin. İslam, ahiretinin bahs-ı saadetini gözlemedi biz ki. Ahiret bekti olsan, dünyada bir çare halet ölsen, harlak hayatta ölsen bulur demedi. Ma dünyada bekti haleti yaşadı. Ma dünyada bekti oluş Müslümanın ki hakkıydı. Müslümanın hukukuydu. Şunu biz dua kıyavut, Rabbana atina bir dünya hasen ve bir ahiret hasen. Dünyada mı yakşılık durduk? Yani bekti saadet. Ahirette mi? Yakşılık durduk, bekti saadet. İşki değilse. Yani dünya ve ahirette uhşas sözü bile geldi. Ahiretliknin ki netiz dünyalıknin ki üstün kemmigin. Ya ki tekrarlanmigin. İkinciden insanın ki maddi hayati ve manevi hayatını hatırcan kılıçta maksat kıl. Maddi hayatımız hatırcan olsun mu? Manevi hayatımız ikkileniş, ensireş, ya ki daval koş, ya ki insanın özününki erkirliliği, kıymetini yoktuğu boyuğun nesle çok konuştuğun koşuş, bu nesle bile asıl mı? Kalbi cihetti mi hatırcan buluş, manevi cihetti maddi cihetti mi hatırcan buluşu maksat kıl. Bunu kullanıp 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 kalmazsın. İnsan belki şahsi hayatı da olsun,
ijtimai hayatı doğup kalsın, bunu da mı salamet bulaştı köspüreç, bu mu İslam'ın ki maksatından birisi. İslam'ın ki maksatları, yukarı maksatları karsak biraz tepsili tarmakları gördük. İnsanın bütün ihtiyacını kamdiyalarımız kamdiyalıydı. İnsan en lazım olduğun adimilik, izzet şeref, adalet, hukuk, hidayet diyen bu neslenin insanga teyarlık bir eylem duysa, teyarlık bir eylem. Şu sebepten İslam dini şeriatının maksatları edigen çoğun bir prensipleri ölen ya ki asaslı kaideleri ölen bir bölük meselelerini oturup koyuyor. Ya ki prensiplerini oturup koyuyor. Muş prensiple arkadaş insan dünyada mı bahsatı girişeliydi, ahirette mi bahsatı girişeli. Bunun birisi dinini kogdaştı. Şeriatının maksatı. Dinin maksat insanın adimilikini kogdaştı. İnsanı adem kılıp tutup durduğun nasıl bir itikad. Hoş. Yaratkışı bağlaştı. Özden bir mehluk işgeliğini, başka insanlarla okşaş işgeliğini işbarlaydıgan nasıl bu ak. İkinci maksatı, bazen bir de birinci maksatı yaparak canını himaye kılış. Hayatlıkını himaye kılış bir şeriatın maksatı. İnsan eziz bir mehluk. Hürmet var bir mehluk. Akıllı ige, iradik ige, tallaş iktidarı ige bir mehluk. Kainatın ki, evet. Hocayın. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki körsetmesi ölen, kainat, hocalık, hocayılık kılış için yaratılgan bir mehluk. Üçüncü kılıp şeriat, insanın aklını himaye kılıştı. İnsanın aklını himaye kılıştı talep kıl. Şunun için aklını çekleydiğen, ya aklını büzüldüğen, ya aklını kereksiz kıp koyduğun nesilden çekiliyor. Meyli heroin değil. Ya ki harak değil. Bu maddi nesil olan bu olsa şu vaktin özü de hiyal ya kuruk sepsete ya ki vesvese digendek ya hurapat digendek aklını terakikini koymaydıgan bu nesilden mi çekiliyor. Tövtüncüden bu şeriat dünya ahiret behsat eriştiriş için yol koyan mesleklerden birisi insanın izzeti. Şerifi, abur oyunu kogdaşı perzgiyor. Beşinciden mal dünyamız dünya terakki kılmaydı. Şunun için bir bölük alımlarımız ahiretini terakki kıldıraydıysa ya ki ahiretlikten netice kazanaydıysa ma dünyalıkan destek netice kazandı. Dünyada özenge taynanmay, özana işini özen tedbiri kılanmay durup ahiretlikten sen netice kazanmay sen. Müslümanların ahiretlik netice kazanış için destek bu dünyada netice kazanış lazım. Şunun için İslam dinin ihtizatını mukaddes de yapar. Onu himaye kılıç için perz de yapar. Onu halal yolla veren tepişine vacip de belirledi. Bunun da başka yani erkillik meselesi var. Adalet meselesi var. Baraverlik meselesi var. Bu meseleler ki şeriatın maksatları diyen tümde evet. Tekrar neçe halkı toplaşı doğrultu kıldı. Muş meselelerini himaye kılıç, muş prinsiplerini hayatımız tedbiklaş, muş o şeriatın maksatları asası yaşaş, bu dinimizin ki maksatlarının katarıdır sanılıdır. Şunu olakla birlikte İslam bizden fakat akide öyle nazariye cahitin bilip koyup ya ki namaz, zakatın ibaret bir bölük zahiri emellerden çekilip kalışını talep kılmadı. Biz kagen kapılık zahiri hukumdan gel. Ya ki bu dinin nar tar dair kürgüzü koyakallık. Şu an siyasi hayatımızda olsun, İctimai hayatımızda olsun, iktisadi hayatımızda olsun ve başka hayatımızda olup kalsın, hayatımızın emmini akidik bağlaşkı. Tevhidinin tekazzası bağlaşkı buyurun. Kur'an-ı Kerim bu vakti bizi alaydı yol köstüp, قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُوكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yaşayan hayatımız olsun, meyle ülkümüz olsun, bunun emmisi akidik bağlaşkı. Tevhid gibi bağlan. Fakat Allah'ın razılığı bağlan. Demek İslam bu sistemleri, kurulmaları, prensiplerin hemmenesine akidinin asası yürütken. İbadetlerimiz mi? Akidi sağlamamız kabul kılınmıyor. İctimai hayatımız ya ki ahlakımız mı? Akidinin çetmeye vakti de o mu sağlam bulunmuyor. Köftün gibi rahmet Allah razı olsun. Hem de başı bugün elbette siz yukarıda söyleyip ötken şahçılandırırsak her birisi kançılığa bölüm buldu inşallah digin olduk aldığımız iki günlerde tepsili haleti tıkınmak içip paranlaşımız.